Diyarbakır genelinde 2017 yılında meydana gelen terör olaylarıyla ilgili güvenlik toplantısı yaptı. Diyarbakır Valisi Hasan Bahsi Güzeloğlu. Hasan Bahsi Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Taceddin Aslan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ile birlikte basın toplantısını gerçekleştirdi. Vali Bahsi Güzeloğlu terörle mücadele konusunda önemli bilgileri de paylaştı medyayla. Özellikle PKK ile mücadele konusunda amansız ve kararlı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Tabii 2017 içerisinde 72 ölü, toplam 98 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti Vali Bahsi Güzeloğlu. Ayrıca özellikle bombalı araç yapımında kullandıkları değerlendirilen 44 motorlu taşıda da güvenlik güçleri tarafından el konulduğunu ve bunların birçoğunda bomba yüklü olduğunu ifade etti Vali. Tabii hem FETÖ hem PKK ile mücadele konusunda 2016'da olduğu gibi 2017'de de kararlı bir mücadele sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemlerin halen sürdüğünü kaydetti Bahsi Güzeloğlu. Tabii ki terörle mücadele konusunda özellikle PKK'nın kısa alandaki faaliyetlerinin deşifre edilmesi noktasında yine PKK'nın finans kaynaklarının tamamen kurutulması anlamında da mücadelenin halen sürdüğünü ifade etti ve bir süre önce de 53 şirket yöneticisinin savcılığa davet edildi ve bunlardan 13'ünün de tutuklandığını kaydetti. Tabii narkoterör anlamında da mücadelenin devam ettiğini belirtti Vali Bahsi Güzeloğlu. Özellikle 3 milyar 820 milyon TL'lik jandarma ve polis bölgesinde uyuşturucu maddenin yakalandığını kaydetti. Tabii özellikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması noktasında güvenlik güçlerinin büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Tabii özellikle 2018 yılını uyuşturucuyla mücadele yılı olarak ilan ettiklerini belirtti Vali Bahsi Güzeloğlu. Özellikle okul çevrelerinde ve yine sokak satıcılarına karşı da mücadelenin güvenlik güçleri tarafından kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Tabii yasa dışı bahis oyunları ve yine yasa dışı oyunlara karşı da güvenlik güçlerinin sürekli teyakkuzda olduğunu kaydetti. 2017 yılı içerisinde PKK, FETÖ ve diğer tüm yasa dışı örgütlere karşı güvenlik güçlerinin durmadan mücadele edeceğini basın toplantısına dile getirdi Hasan Bahsi Güzeloğlu. Tabii ki terörle mücadele yanında özellikle yatırımlar konusunda da özellikle eğitim konusunda da çalışmaların sürdürdüğünü kaydetti vali ve tabii bundan sonraki süreçte de yine terörle mücadele kararlılık vurgusu yaptı ve basın toplantısını bununla noktaladı diyerek sözü tekrar size bırakalım.